Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 19 Ocak itibariyle Güneş artık Oğlak burcundan ayrılacak, Kova burcuna geçecek. Kova burcunda Jüpiter, Satürn ve Merkür hareketi de devam ediyor. Güneşin de bu alanı aydınlatması önümüzdeki bir ay özellikle parasal alanlarınızda, finans konularında paylaşımlarda e, hızlı gelişmelere neden olabilir e, Haftanın geneline baktığımızda oldukça aslında hızlı biraz böyle sürprizli heyecanlı bir haftadayız ama stresler de çok var. Mars boğa burcunda ilerliyor Uranüs ile birleşecek bu hafta kova burcundaki Jüpiterle kare açı yapıyor. E, bu genel olarak fiziksel duygusal anlamda e, daha dürtüsel e, tavırlar içerisinde olabileceğimizi gösteriyor bizim dışımızda gelişebilecek hani kolektifte olabilecek etkiler toplumda olabilecek tesirler de tabii ki yansıyabilir genel olarak baktığımızda. Aslında Uranüs ve Mars 11. evinizde. Şu dönemde birçok proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Hızlı gelişmeler içinde olabilirsiniz. Özellikle haritanızın 2. ve 8. evlerindeki bu geçişler finans ve para konularına daha fazla vurgu yapıyor tabii ki hızlı para kazançları olabilir. Ancak stresler de olabilir. Özellikle risklere dikkat etmek gerekiyor. Hafta ortasından itibaren Ay Boğa burcunda olacak. Perşembe ve cuma özellikle ayın geçişiyle birlikte tetiklenebileceği için parasal piyasalarda bazı hızlı gelişmelerin olması, streslerin oluşması mümkün. Yatırımlara dikkat etmek gerekiyor. Bütçemize dikkat etmek gerekiyor. Çok macera aramamak gerekiyor. Daha güvenli hareket etmek e, gerekiyor e, tabii ki e, işle ilgili konularda e, kazanç alanlarınızda veya yatırımlarınızla ilgili veya alışverişlerle de ilgili bu hafta bazı hızlı gelişmeler söz konusu olabilir bunlar çok şanslı ve olumlu gelişmeler de olabilir tabii ki sevgili yengeçler hafta sonu A ah ikizler burcunda olacak biraz sakin geçireceğiz bu hafta sonunu genelde de zaten evlerimizde oluyoruz, çok hareket edemiyoruz. Sizin için bu hafta sonu biraz daha kendinizi sorgulayacağınız, bir şeyleri planlayacağınız bir hafta sonu aslında verimli. Bir şeyleri okumak için, araştırmak için, yazmak için ya da bir proje üzerinde çalışmak için bu hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Bilinçaltınız da çok hareketli olacak, sezgileriniz de çok güçlü olacak. Bu sezgilerinizin de desteğiyle beraber bazı şeyleri keşfetmeniz, bazı problemleri çözmeniz ve uzun vadeli hareket planları oluşturmanız da mümkün olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.